Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere puf puf kabaran, içi yumuşacık, dışı da çıtır çıtır bir börek tarifim olacak. Dilerseniz hemen böreğin yapım aşamalarına geçmek istiyorum. İlk olarak sosunu hazırlayacağız. 1 çay bardağı sütümüz var. Bunu karıştırma kabının içerisine alalım. 1 çay bardağı sıvı yağını ekleyelim. 1 tane yumurtamızın akı var. Sarısını dışına ayırmıştım. Bu malzemeleri karıştıralım. Malzemelere ek olarak 1 çay kaşığı da kabartma tozu ekliyoruz. Kabartma tozunu mutlaka ekleyin. Gerçekten böreği ayrı bir pufu yapıyor. Bu malzemeleri karıştırdıktan sonra hemen böreğin yapımı için yufkalarımızı tezgahımızın üzerine serelim. 3 tane yufkaya ihtiyacımız olacak. İlk yufkayı tezgahın üzerine serdikten sonra yapmış olduğumuz sostan bolca her yerine gelecek şekilde üzerine dökelim ve fırça yardımıyla yaydıralım. İlk yufkayı güzelce sosladıktan sonra ikinci yufkayı da bunun üzerine alıyoruz. Ve tekrar aynı şekilde sostan üzerine sürüyoruz. Hiçbir yerine boşluk kalmayacak şekilde yaydıralım sosumuzu. Sosu bolca koyun, hiç kuru yer kalmasın. Bu sos malzemesini tüm böreğe yetirebilirsiniz. Benim tam geldi, hiç artmadı. 3 yufkayı da yağlayacağınız şekilde sosu ayarlayabilirsiniz. Son kalan yufkamızı da diğer yufkaların üzerine alalım. Güzelce yaydırdıktan sonra kalan sosu da bu kat yufkanın üzerine fırça yardımıyla sürelim. Yufkaların soslama işlemi bittikten sonra artık şekil verme işlemine geçebiliriz. Bunun için ilk olarak yufkayı 4 eşit parçaya ayırıyoruz. Dörde bölmüş olduğumuz her dilimi tekrar dörde bölüyoruz. Toplamda 16 dilim üçgen olacak şekilde eşit bir biçimde bıçakla yufkalarımızı keselim. Üçgen dilimlerini hazırladıktan sonra peynirli maydanozlu iç harcım var. Bunları üçgenlerin geniş kısmına birer kaşık olacak şekilde ekliyorum. Çok fazla koyarsanız içi çok dolu olacaktır. Çok az koyarsanız da boş olacaktır. Böyle birer tepeleme tatlı kaşığı tam geldi benim. Tüm maydanozu paylaştırdım. Şimdi sarma işlemine geçebilirim artık. Yufkaların kenarlarından birer parmak olacak şekilde içeri doğru katlayalım ve sigara böreği sararmış gibi yufkaları saralım. Çok fazla bol bırakarak sarmayın. Zaten puf puf kabaracağı için içindeki sostan dolayı. O yüzden normal sigara böreği sararmış gibi tüm yufkaları sarmaya devam edelim. Tüm yufkaları sardıktan sonra böreklerimizi yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın kabının içerisine alalım.
ayırmış olduğumuz yumurta sarısını böreklerin üzerine yağlayalım. Böreklerin üzerine susam serptim. Dilerseniz susam yerine çörek otu da ekleyebilirsiniz. Bu arada fırınımda 180 dereceye ayarladım. Susam serpme işlemi bittikten sonra böreklerimi 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyorum. Sizlere böyle fırın içindeyken göstermek istedim. Gerçekten çok güzel kabarıyorlar. Bu sosla bu börekleri mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ve böreklerim pişti. Sizlere şöyle bir tanesini alıp yakından göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldular. Puf puf. Dilerseniz bu börekleri pişirmeden buzlukta saklayabilirsiniz. Ramazan için çok da pratik olacaktır. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. İçini de şöyle göstermek istiyorum sizlere. Peynirli, puf puf oldular. Mutlaka deneyin. Videomu izledikten sonra beğenmeyi de unutmazsanız sevinirim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olarak bildirimleri açabilirsiniz. Böylece benim videolarıma daha kolay ulaşabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.